Herkese merhabalar. Bugün size okulum olan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'ni tanıtacağım. Ben şu anda Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi olarak görev yapmaktayım. Öncelikle okulumuzdan biraz bahsedeyim. Okulumuz 3 tane bloktan oluşuyor. A, B ve C bloğu olmak üzere. A bloğumuzda genellikle müdür yardımcıları odaları, müdür odası, okul aile birliğinin odası ve bazı sınıflar bulunuyor. 11. sınıflar, 9. sınıflar burada bulunuyor. B bloğumuzda büyük bir konferans salonumuz bulunuyor. Konferans salonumuzda gerekli etkinlikler yapılıyor ve güzel etkinlikler düzenleniyor. Mesela 2 hafta öncesine yakın bir zamanda roman karakterleri etkinliği düzenlendi ve gayet keyifli bir etkinlikti. Bu etkinliğin içeriğini size bilgilendirmek için aşağıdaki linke fotoğraflarını koyacağım. Oradan gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Onun dışında C bloğumuz bulunuyor. Bu C bloğumuzda 2 tane müzik odası ve bazı sınıflarımız bulunuyor aslında. Okulumuzun fiziki yapısı genel olarak bu şekildeydi. Onun dışında A bloğumuzun yan tarafında hemen büyük bir bahçe, büyük değil de işte küçük bir bahçemiz bulunuyor. Burada da futbol tarzı oyunları oynayabiliyoruz. Okulun biraz da sosyal olarak nasıl olduğundan bahsetmek istiyorum aslına bakarsanız. Öncelikle LGS ile ilişkisinden bahsedeceğim. Şimdi nasıl yani, nasıl LGS ile ilişkisi? Sosyal ortam derken hemen anlatayım sizlere. Şimdi bu videoyu izleyenler genellikle LGS'ye hazırlananlar olacakları için 8. sınıf öğrencilerinde şöyle bir yapı olabilir. Yani 2 tane yapı olabilir. Lise sınavına çalıştıktan sonra rahatlayacağım. Lisede çok kolay olacak gibi yapı olabilir. Bu birincisi. Bunun neden olmadığını açıklayacağım. İkincisi de liseyi kazandıktan sonra lise çok zor olacak gibi bir yapı olabilir. Yani lise sınavını kazandıktan sonra. Bu da yanlış bir yapı. Bunu da açıklayacağım. Şimdi birinci yapıya dönmek gerekirse eğer, birinci yapıda baktığımız zaman eğer lise sınavını kazandıktan sonra LGS sınavını, tabii ki LGS sınavı bayağı zor geliyor. Onun devamında lisenin kolay olacağını zannediyorlar. Fakat 9. sınıf dediğimiz dönem gerçekten de konuları olarak ağırlığı büyük bir şekilde olduğu bir dönemdir ve TYT konularının büyük bir kısmı bu dönemde bulunuyor. Tabii ki çok fazla çalışmamız gerekmeyecek 11. 12. sınıfa kıyasla, fakat salmamamız da gerekiyor. Eğer salarsak ilk başta ilk notlarımızda 30, 40, 50'ler havada uçuşabilir. Yani bunu ben tecrübe olarak sabit söylüyorum. Çünkü genelde arkadaşlarıma baktığım zaman veya kendi notlarıma baktığım zaman 30, 40, 50 civarındaydı ilk notlarımız lisede. Ama sonrasında sınavlara baktığımız zaman, hocaların nasıl sorduğunu öğrendiğimiz zaman bu notları rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Birinci madde bu şekildeydi. Yani kolay olacağını zannetmeyin liseye geldiğimiz zaman. Orta şekerli bir zorlu olacak, zora yakın şekilde. İkinci kısma geldiğimiz zaman da lisenin çok zor olacağını zannedenler var. Fakat kesinlikle böyle bir şey de yok. Lise, yani 9. sınıfa geçtiğimiz zaman çok da zor olmayacak. Yani günlük 1-2 saat, 3 saat belki çalışmayla beraber ortalamanızı 90 üstü rahatlıkla tutabilirsiniz. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Liseye hazırlanan LGS öğrencilerinde sanırım bende de olan bir sorun vardı. Lisede geçince ne olacak, neler yaşayacağım tarzında, arkadaş edinebilecek miyim tarzında, ama kesinlikle öyle bir şey yok. Çok rahat ilk gün geldiğiniz zaman bile bir sürü arkadaş edinebilirsiniz ve çok rahat onlarla iletişim kurup harika dostluklar edinebilirsiniz lisede. Okulumuzun son yıllardaki üniversite başarılarını merak ediyorsanız eğer, aşağıdaki linkte bunları koyacağım hepsini. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Okulumuzun aslına bakarsanız bir özelliği var ve bu özelliğin ismi Hacı Sabancı Başarı Bursu. Her yıl üniversite sınavında en yüksek puan alan öğrenciye Hacı Sabancı Başarı Bursu veriliyor ve bir miktar para veriliyor. Biraz da bu konuyu ulaşım konusunda ele almak istiyorum. Aslına bakarsanız ulaşım olarak gerçekten de çok kolay. Çünkü okulumuz direkt Beylerbeyi Sarayı'nın yanında bulunuyor. Beylerbeyi otobüs durağına da yani en fazla 2-3 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde. Ümraniye'den Beylerbeyi minibüsüne binip hemen ulaşabilirsiniz. Veya Çengelköy'den de Beylerbeyi minibüsleriyle beraber veya otobüsle beraber 15B, 15C, 15CK tarzı otobüslerin hepsi okulumuzun önünden geçmektedir. Bu okulun bir öğrencisi olarak kısaca tanıtımım bu şekildeydi. Eğer tabii ki birçok sorunuz olacaktır. Eğer sorularınız varsa bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıya linkini veya ismimi bırakacağım. Oradan rahatlıkla bana uğraşıp bütün soruları sorabilirsiniz.
Hepinize iyi günler diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.